yaklaştık. Hangi klinikte? Profesör Oktay Bey'in kliniğinde. Hatta Firdevs'e de söyledim. Hasta mı Bihter? Ah yok canım, öyle değil. Oktay Bey'e kontrole gelmişti herhalde. Ah, ayakta kaldınız. Tutmayayım sizi. İyi geceler. Görüşürüz, iyi geceler. Niye doktora gitmiş? Hasta demek ki. Kontrole gitmiştir Bülent'ciğim. Oktay Bey ne doktoru? Jinekolog. Sen hep yaz gelini olmak istediğini söylerdin. Ne olacak şimdi? Açık havada yapamayacağız düğünü. Biz de sıcak bir ülkeye gider, orada yaparız. Oo, bu planın ucu en fazla bana dokunuyor, anladım. bir tanecik kızım var. Anladım. Senin için söylediklerime bozuldun. Ya da bebek yüzünden paniğe kapıldın. Peki, o zaman bombayı patlatıyorum. Hamile değilim. Rahatladın mı? Hey! Sevinçten şoka mı girdin yoksa? Yalan söyledim. Hayır, tahmin ettiğin gibi seni denedim diyelim. Ama maalesef beni yine yarı yolda bırakacağım belli oldu. Bahri kaçmadan hemen söyleyeyim dedim. Hamile değilim. Kesinlikle uzun süre böyle bir şey düşünmüyorum. İçin rahat olsun. Behlül. Orada mısın? Pardon ya, gözüm daldı. Bu da avcılığına bundan 100... Güvenlik. Issız yerlerde tedbirsiz gel. Behlül Hazneder, kimse bizim mutluluğumuza engel olamaz diyor. Özellikle Nihal'le ben çok heyecanlıyız. Yakında mutlu gelişmeler olacak. İşte bomba gibi açıklama geliyor. Bir. Haziran'dan önce evleneceğiz. İki. Yazla ilgili uzun tatil planlarımız var. Çok mutluyuz. Dört. Birbirimizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Bahar düğününe. Seni seviyorum. Affedersiniz. Kim? Efendim Bihter. Adnan. Sana söyleyeceklerim var. Dinliyorum. Telefonda mı konuşalım yani? Hayır, tabii ki değil. Evde değilsin galiba. Hayır, kulüpte yemek yiyoruz çocuklarla, Behlül'le. Öyle mi?
Ben de seni çağıracaktım konuşmak için. Konuşmak istiyorum. Tabii, konuşmamız lazım. Kanlıca'dayım, Serdarların otelinde. Hemen gelir misin? Yok. Seni yarın ararım. Uygun bir saatte konuşuruz. Şimdi uygun bir zaman değil diyorsun yani. Nihal ve Behlül davet etti beni bu gece. Küçük bir kutlamaları var. O yüzden. Peki o zaman. Uygun bir zamanda görüşürüz. Bu akşam için özür dilerim. Rica ederim. Herkese selam. Söylerim. Afiyet olsun size. Bay bay. İyi geceler. Ne dedi? Geldiğimiz noktayı az çok biliyorsunuz. Ayrılık konuşmasını yapmamız gerekiyor artık. İhter de bunun zamanının geldiğini hatırlatıyor. Öyle mi söyledi? Konuşmak istediğini söyledi, evet. Belki... Belki de geceye kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Ne dersiniz gençler? Evet, bahar düğününe diyorduk. Seni seviyorum. Bülent. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne haber Nesrin? Sağ olun efendim. Bir misafirimiz var. Behlül Bey gelmiş aslında. Kim? Sedef Savaştürk. Behlül, evimde rezalet istemiyorum. Bu ne yüzsüzlük? Nihal. Teşekkür ederim. Ne işin var burada senin? Durumu netleştirmek için geldim. Nihal'e sıcağı sıcağına gazetede çıkanların bir saçmalık olduğunu anlatmak istedim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Adnan Bey? Epey zaman oldu. Evet. Keşke geleceğinizi önceden haber verseydiniz. Daha medeni olurdu. Çok özür dilerim, haklısınız ama eğer geleceğimi söyleseydim... Behlül kesinlikle kabul etmezdi. Behlül'ü iyi tanıyorsunuz. Niye geldiniz? Behlül beni bugün öyle bir aradı ki ağzından ateş çıkıyordu belli. Çok kızmış. Siz üzüldüğünüz için çok üzülmüş. Benim tanıdığım Behlül böyle bir haberi asla ciddiye almazdı. Hayatındaki hiçbir kadın için bunu olay yapmazdı. Sizi gerçekten çok önemsediğini anladım Nihal. Onun için bu yanlışlığı düzeltmeye geldim. Behlül tersini düşünüyordu galiba. Yukarı öyle bir çıktı ki sizin için endişelendim. Niye hepimiz ayaktayız? Bir şey için? Hayır. Sizin bu fotoğraflardan önceden haberiniz oldu mu? Hayır. Bana da erkek arkadaşıma da sürpriz oldu. Sedef'in de ciddi bir ilişkisi var. Evlenir miyiz bilmiyorum ama ciddi, evet. Yurt dışında yaşıyor.
Yurt dışı baskısında bile çıkmış mı haber? Bilmem. O okumamış, ben haber verdim. Herhangi biri ona söylemeden telefonda açıkladım durumu. Birlikte güldük. Biz pek gülemedik. Ben hiç inanmamıştım. Behlül büyüttü. Evet, öyle oldu. Ben izninizi rica ediyorum. Hemen kalkıyor musunuz? Kafanızı kurcalayan herhangi bir durum varsa lütfen söyleyin. Cevaplanmayacak hiçbir soru yok bende. Onun için söylemedim. Kalsaydınız biraz daha diye. Çok teşekkür ederim. Yaralı elinizi sıkmadım inşallah. Yok, buydu. Geçmiş olsun. Behlül anlattı. Kaza geçirmişsiniz. Geçti ama bir şey kalmadı. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Bir dahaki sefere haberli gelirim. Evet, bahçeyi çok severdiniz siz. Hoşça kal. Güle güle. Seni geçireyim. Hiç gerek yok. Rica ederim. Hadi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. Cesur kızmış. Patavatsız bence. Evet ama kalktı geldi. Nihal'in de içi rahat etti. Nihal zaten Behlül'e inanmaya dünden razı. Buraya kadar gelmesi büyük saçmalık. Bensizlik. Ama işe yaradı. Araban burada mı? Hayır, taksiyle geldim. Artık sizi New York'a bekliyorum. Aslında olabilir, planlıyoruz. Uzun bir balayınız olacakmış. Behlül anlattı. Gemiden sonra New York'a geliyorsunuz işte. Tam da sergime denk düşüyor. Bir telefon et, galeriye gelirsiniz. Sonra dördümüz yemeğe çıkarız. Olabilir. Gelince ararız. Hadi bay bay. Güle güle. Güle güle. Ben hiç inanmamıştım ki Behlül büyüttü zaten. Ya uf, kes sesini. Yok canım. Genç çocuk, 30'unda bile yok daha. Öksürüyordu diyorsun. İnşallah bulaşıcı bir şey değildir. Size de geçmez. Yok canım, öyle bir şey değil. Bulaşıcı bir şey mi diyor Hülya? Yok yok, değilmiş Allah'tan. Aa, Peyker geldi. Peyker? Kalkma kalkma. Tamam canım, öpüyorum seni, görüşürüz. Bay bay. Hoş geldin. Neler olmuş yine? Beşir'i hastaneye kaldırmışlar. Beşir için apar topar geldim de mi? Neden geldiğimi tahmin ediyorsunuzdur. Ne içiyorsun? Hiçbir şey, çok kalmayacağım. Kapıyı kapat. Evet. Sizi dinliyorum. Ne merak ediyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Behlül'ün evlenmesini niye istemiyorsunuz? Ay Peyker. Hayır, bilmek istiyorum. Annem Sedef için beni sıkıştırdığında bunun senin için çok önemli olduğunu söyledi. Behlül senin için neden önemli? Daha önce de böyle ileri gittin. Hatırlarsan günlerce küs kalmıştık. Bir daha yüzümü görmek istemiyorsun galiba. Bana yalan söylemeyin. Aptal yerine koymayın beni. Yavaş. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Beni kullanarak neler çeviriyorsunuz? Gördün değil mi? Başıma neler açtığını gördün. Nihat bile bir şeyler olduğunu düşünüyor. Gazeteyi görür görmez bana sizinle ilgili imalarda bulundu. O zaman boşuna üzülüyorum ben. Adnan onu şirketten kovmakla çok haklıymış. Haberin yok mu? Bihter, yeter. Arkamızdan işler çevirdiği için Nihat Bey'in artık Ziyagil Holding'de ilişkisi kesilecek. Adnan Nihat'a bildirecekti, ben de sana duyurmuş olayım. Bütün gücünü Adnan Ziyagil'den alıyorsun. Arkandan çekildiği anda ne hale geleceğini görmek bile istemiyorum. Bir daha bana bulaşmayın sakın. Sizin çamurunuzda debelenmek istemiyorum. Ne yaptın? Bir kelime bile etme anne. Peker'i bu işe bulaştıran sensin. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.